Sayılarım sağ ol. Kaldır başkanım. Öncelikle yoğun programınıza rağmen kazı açılışına gelmenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kültür Varlıkları ve Turizm Genel Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Üniversitesi işbirliğinde yürütülmekte. Türk Tarih Kurumu tarafından destek verilmektedir. Yine siz Sayın Valim, sizin önemli destekleriniz ve İl Kültür Müdürlüğümüzün önemli destekleriyle kazı çalışmalarına 2020 yılında başladık. 2 yıl gibi kısa bir sürede. Evet. Tiyatroya ait 7 basamak podyum kısmını çıkardık. Açık renk altta da yarım metrelik bir mesafemiz kaldı. Ona göre şu anda orayı bu seviyede bırakıp bu toprağı yüzeyden alacağız. Buraya komple bir açalım. Burada ilk önce tiyatrol alandan başladık kazı kurtarma çalışmasına. Çünkü burayı inşallah etkinliğe açmak istiyoruz. Basamaklar çıkmaya başladı. Burada yaklaşık bir 3 ay önceydi ilk mitolojik masklar çıkmaya başladı. Onlar da bu tiyatrolarda, logolarda kullanılan masklar bu alanda çıkardık. Yani buranın Roma döneminde de çok etkin bir şekilde kullanıldığını gösteriyor. Kastabra antik kentimizde, Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen bu antik kentimizde kazı çalışmalarımızı başlattık. Kazı çalışmalarımız devam edecek. Kazılar Cumhurbaşkanlığı kararıyla başlatılmış olup Korkut Ata Üniversitemiz ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın ve Kültür Turizm Müdürlüğü'nün işbirliği içinde yürütülmektedir. Türk Tarih Kurumu da bu kazılara destek vermektedir. Kazılar devam ettikçe buranın değerleri ortaya çıkacak. Değerler ortaya çıktığında da turizm anlamında önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz. Ve Roma ve Orta Çağ dönemine ait yapılar bulunmaktadır. Ve gittikçe de bu değerlerin ortaya çıkmasıyla çok önemli bir merkez olma yolunda. İnşallah bu kazılar devam ettikçe tanınması anlamında da bilinmesi anlamında da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bura tiyatro giriş kapısı oluyor. Evet. Karşılıklı evet. İki kapı. Karşılıklı oradan. Kapı. Bu toprak evet, daha inecek. Evet. 1,5 metre daha inecek. Tabii. Sayın Ali. Kot farkı olacak. Gerçekten yani. Bunu bittiğinde ciddi anlamda çok önemli bir merkez olacak diye düşünüyorum. Evet. Tüm etkinliklerimizi var. Artık burada düzenleyebileceğiz. Güvenlik önlemleri aldıktan sonra. Evet. İnşallah Osmaniye'ye güzel bir yapı kazandırmış olacağız.